Abdıxalıq Uyğur. Uyğur xalqının batır oğlanı, talantlıq şairi, ot yürek inqilabçı, millet süyer cançı Abdıxalıq Abdurrahman. 1901 yılı 2. ayının 9. günü Turpan şəhərinin Bağrı yezisinde Abdurrahman Məxsum Hacı isimlik abroyluq sodigar ailesi de dünyaya gelgen. Onun ailesi öz dövrüge nisbətən məripətlik aile idi. O ailesinin təsirində 5 yaşında savadını çıxırıb alğan. Kiyin dini məktəbdə oxub, 12 yaşında Ərəb Paris dillərini öyrənib, klassik əsərlər bilən tanışığa başlağan. 1916 yılı çoğ dadısı Mecid Hacı soda işləri bilən Rusiyaya barğanda birgə berib, Rusiyanın Şəməy, yəni hazırki Simplatski, hazırki Qazaxıstanda Qazan, Orenburg, Moskva və Sankt-Peterburg şəhərlərinə qədər barıdı. Şəməy şəhərdə rus dili öyrənildi. Rusiya burjua inqilabından keyin Qazan, Qırım tatarları bilən Ötür Asiyadakı qeyrindaş xalqlarda ciddi rəvəşdə oyğanğan milli oyğunuş dolqınını öz gözü bilən gördü. Tatar cədidçiləri tərəfindən nəşr qılınıbatqan Vaqt, Şura qatarlıq ortaq türk tilidəki gezit jurnallarını bulup mu onun da besilgan Uyghurlarga dair makalelerini söyüp okuydu. Abdıxalıq Uyghur Sovet İttifaqı təvəsitin qaytıp kelgendin kiyin, qarı şəhərge berib, Mungul tili yezikini ögünüdü. Kiyin, yurtida şöytanğa kirib, Xtay tilini və yezikini ögünüdü. Və əla netici bilən məktəbni tögütüdü. 1917 yılı 5. ayının 5. günü Almata şehirde Bari Şağabudov'nun reisliki, Abdullah Rozi Baqiyov'nun sekretarlığı da Kaşqariya Cungariya İşçi Dehqanlar İştipaqi namlıq bir təşkilat qurulub, qısqığını vaqtda adam sani 600-ge yetidu. Kaşqariya Cungariya İşçi Dehqanlar İştipaqi isimlik bu təşkilat 1921 yılı 6. ayının 4. günü Abdullah Rozi Baqiyov 1897'den 1938 ve Nazar Hoca Abdusamed 1887'den 1952 rəhbərliyi de Taşkentte tunca qıtım kurultay çağırıp, bu namlarını əməldən kaldırıp, İnqilabi Uyğur İştipaqi diyen nam astadiki təşkilatını qurdu. Bularının tüp siyasi şuari Uyğuristan hərkətini qanat yaydırışdan ibarət bulub, onlar Qaşqarlıq və Tarançı dəb atılğan ahalilərinin ayrım xalq əməs, bəlki əsli Şərqi Türkistanın cənubi və şimaldın köçüb çıqqan bir xalq Uyğurlar işkənlikini dəlilləb, onlarğa ortaq Uyğur namini bikitiş haqqıda qarar qubul qılıdı. Onlarının programmalarının mühim noktası Qoşni Şərqi Türkistandaki tacavuzçi militarist Xitay hakimiyetini paçaqlap taşlap, o yerdeki Uyğur xalqının müstakil dövləti Uyğuristan Cumhuriyetini kuruştan ibaret idi. Bu vaqtda Sovet İttifaqıdaki siyasi vəziyyətini yakından gözləyib durğan ot yürek inqilabçı Abdıxalıq Uyğur pidakarlıq bilen otdırğı çıxıp, özge Uyğur diyen təxallusunu tallav oladı. Abdıxalıq Uyğur Şərqi Türkistan tarixida 700 Uyğurlardan çıqqan Nəzər Xoca Abdusamed, Uyğur balısı din kiyin, Uyğur ismini özgi təxallus qılğan tunci Uyğur bulub hesablanıdı. Nəzər Xoca Abdusamed 1910 yılı Uyğurlar içində tunci bulub Uyğur balısı təxallusunu işildi. Bu təxallusunu 1911 yılıdan başlap Şura jurnalıda rəsmi qollanışqa başlağan. Abdıxalıq Uyğur, Uyğur qızı degen şehrini 1916 yılı, Oyğan şehrini 1920 yılı yazgan bulup, Uyğur təxallusunu 1921 yılıdan başlap özge təxallus qılgan. Abdıxalıq Uyğurunun kişiliki qaddi qamiti kelişken, həyvətlik, İsil süpət, əxlaqlıq, bütün Turpan xalqı
hürmet kıladığan, o yolda mansa hemme kişinin mestliki kıladığan bekme isil bir yigit idi. O intayin akıllık ve çiçen idi. O küçük çığıdan başlapla şiir yazışını başlagan bolup, 10-11 yaşlarda aynı devirdeki bazı qarqorsaq mutaassiblarning madraslardagi o'qitish ahvolini masxara qilib tövendeki şiirini yazgan. Zanjani degan kitob kunduzimizni kech qildi. Biz aslida 6 aylan edik. 7-imizni goch qildi. Bu hajvi şiir aynı vaqtdagi bazı mutaassiblarning ahvolini bakmo tushunishlik ichib bergachga vatanimizning hamma joylariga digudek tezlikda tarqalgan. Qashqardagi mashhur olim Abduqodir Damollam 1870'ten 1924 bu şiirini anlagandan keyin külüp ketip, Abduxoliq Uyğurdek farzandlarimiz yetişip çıkıvatkan bolsa, demek bu aziz vatanimiz uzaq qalmay nijat tapqısı degen işken. O yıllarda Şarq Türkistan'da Yangzıngshin, yani 1863'ten 1928 nın Uyğurlarga muaribni bermeslik, nadan kaldırış ve işikni takviliş siyasi yürgüzüş devamında Uyğur halkı eğir derecede buruqturmuçılık içinde yaşamaqtı idi. Muaribden terbiyelinişten mehrum kalgan hem bütün dünyadan alaqısı üzüvitilgen Uyğur halkı, kudu dümkümtürülgen kazanının tegide kalgandek iki çaqsız, kulluqa mehküm halda eğir derecede namuratlık, kalaqlık, nadanlık ve savatsızlık içinde yaşamakta idi. Abduxoliq Uyğur zamanısının yaxşı terbiye körgen bilimlik, kabiliyetlik, ilgar iddiyilik ziyalisi idi. Şundakla az uçuraydıgan intayin vicdanlık ve gayelik cengvar bir inkılapçı şair idi. O Şarkı Türkistan devleti ve Uyğur halkının düşmanlarını nahayeti yaxşı bilgeçke öz milletinin kelgüsü takdiri üstüde katlık baş katırgan. Abduxoliq Uyğur inkılap kılıçta birinci amil aldı bilen halkını iddi cahettin uyğutu şikayelikini çoğunkur hes kılgan. O bunun üçün aldı bilen bedel töyleş şart digen. O kat'i iradigi kilip, buruqturumluqta kalgan halkını uyğutuş ve onlarının ügüdigen kalbige ümit bulup, çırak yıkış arzusu bilen koluğu kalem elip, milli hissiyatı urgup turgan bir yürüş yalqulluq şiiri bilen milli munqarızlıktan patkıda tıpırlavatkan halkıge azatlık ve milli kadriyetinin tahirsizlikini hes kıldırıp, milletinin vücuduğa çırmıvalgan kulluk kişenlerge karşı ot açıdı. Şair kalemni kural kılıp, Uyğur tahallusu bilen istemez, bardur, uygan, har, katarlık inkılabi çakırık küçü intayin yokır bolgan bir türküm münevver şiirlerini yazıp, halk arasıga tarqıtışqa başlaydı. Abduxoliq Uyğur şiirlerinin tılı rovan, maqsad iniq, keskin hem bekmü tüşünüşlük bulup, onun şiirleri kısqı vaqt içide Şarkı Türkistan halkıga nahayti qattıq təsir görstüdü. Uyğan. Ey piqir Uyğur, uyğan, uyqun yeter. Sende mal yok, emdi ketse, can keter. Bu ölümdün özünni kutkaz mısan? Ah senin halın xeter, halın xeter. Kop dedim bişin kötür, uyqunni aç. Rəqibin başını kes, qinini çaç. Köz içip etrapqa obdan bakmısan? Ölüsen armandı bir gün na ilac. Elimu cansızğa oxşaydu tenin. Şuna yok mu anca ölümdün gəmin? Qışqarsam qımırlamayla yatsan, oyğanmay ölmekçim o sen şu petin. Közünni yuğan içip etrapqa bak. Öz iqbalın haqqıda oyla uzaq. Kets qoldın bu ganimet pürüsti.
kelajak ishing chatoq, ishing chatoq. Ichinar ko'nglim senga ey Uyg'urim. Sabdishim qerindishim bir tuqqunim. Ko'yinib holinga o'yg'atsam seni, anglamaysan zodi nima bo'lguning. Kelidu bir kun pushaymon qilasan. Taktigi gapning shu chaqda yetsan. Xab desang u chaqda ulgiralmay qolar. Shunda Uyg'ur so'zga tan berisan. Abduxoliq Uyg'ur ko'p vaqt o'tmay ayni davrdagi ishg'olchi Xitoyning ko'zidan yo'qotish nishoniga aylanib qoladi. U shu sababdan ota-onasi va yaqin kishilarining taklifi bilan 1923 yili Maqsud Muhiddi, ya'ni 1885-dan 1933 qatorliq bir qism do'stlarining hamrohligida vaqtliq ikkinchi qadam Sovet O'rta Osiyoga chiqib ketishga majbur bo'ladi. U bu jarayonda hech qanday vaqtini bo'sh o'tkazmaydi. 3 yil ilm tahsil qiladi. Sharqi Turkistonning kelgusi taqdiri ustida davomliq izlanadi. U o'z g'oyasini amalga oshirib, iddiyasidagi mustaqil davlatini qurish orzusi bilan yana vataniga qaytib keladi. U aziz vataniga qaytib kelgandan keyin oz uchraydigan fidokorlik va jasorat bilan asosan oshkor holda digidek tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi inqilobiy faoliyatlar bilan shug'ullanadi. Abduxoliq Uyg'ur yuqori jasorat bilan qalam kurishiga otlangan bo'lsa, yana bir tarafdan ma'rifatchilik bilan shug'ullanib, yangichi basma zavod qurishga tutish qiladi. Ammo uning bu orzusi Yongzingshinning to'sqinligi sababidan amalga oshmaydi. U yana o'z g'oyasidan voz kechmay, zamonasining ilg'or fikrlik boylaridan Maqsud Muhiddi va Iskandar Xo'ja qatorliq kishilarining aktiv qo'llashi ostida 1927 yili Oqartish birlashmasi nomida bir ma'rifat jamiyati qurib, xalqdan yig'ilgan 3000 sari kumush bilan Turpan yangi shahridagi Mashinchi Niyoz degan kishining qo'rosida bir yangi maktab. Keyingi yili Oqsaroyda Hurriyat maktabi, Koni shahar janubi quvuqida yana bir maktab qurib chiqdi. Uning bir yil ichida 3 yerda maktab qurib chiqishi sal qarg'ili bo'lmaydigan bir muvaffaqiyat albatta. U 1931 yili Qumul xalq inqilobi boshlanish harpsida Ochil nomli mashhur she'rini yozib, kuchlik zilzila qo'zg'aydi. Bu she'r o'z davrining inqilob marshi bo'lib qoladi. Buningdan qattiq ansirgan Xitoylar Abduxoliq Uyg'urning she'r yozishini cheklash bilan birga Uyg'ur xalqining uning she'rini o'qishini manni qiladi. 1932 yili Abduxoliq Uyg'ur 14 nafar donliq kishilar bilan birlikda Sharqi Turkiston Istiqlol uyushmasi ismli bir maxfiy tashkilot qurib chiqdi. Bu tashkilotning a'zolari Maqsud Muhiddi, Mahmud Muhiddi, Hamdulla Alam, Abduxoliq Uyg'ur, Isomiddin Boy, Tömürbek Jisa, To'xtibek Tanjong, Amin Boy, Pulat Tanjong, Abdulla Damolla, Bay Axun, Tayib Axun, G'upur Tanjong, Ma'it Axun qatorliq Turpanning munavvar kishilaridan tarkib topdi. Abduxoliq Uyg'ur Xitoyning tahdid va to'sishlarga parvo qilmay, 1932 yili 11 oyda Uyg'on va Ochil nomli she'rlarini oq raxtga cho'ng xatlik qilib yozib, o'zi bosh bo'lgan holda ko'chalarga choplab, keng ko'lamli jamoat tashviqoti ilib berib, tajovuzchi Xitoylarning hayvisiga qarshi maqsadi va bayroq roshan holda qat'iy kurash qiladi. Uning bu harakati mustabid Xitoy hokimiyatini qattiq aloqazada qilib o'tdi. Abduxoliq Uyg'ur haqida bir hikoya. Haqiqat hamon g'alaba qiladi. 1931 yili 8-ci ayning boshlarida Abduxoliq Uyg'ur bir mehminini uzatib, hovlisiga kirib turishiga, beshiga uzun oq lechak selib,
yüzünü oruvalgan bir ayal kirip geldi. Abduhalık Uygur kirgen ayalni karvatka oltırışkı teklip kaldı. O ayal bir dilla hüü tartıp yığlaşka başladı. Tuyuksızla yüz bergen bu ehvaldın nime kılışını bilmeyi kalgan şair ayaldın sordu. Nedin geldiniz? Özünüz kim bolasız? Ayal yamğurdak kuyulavatkan yeşini eğitip, yığlap durup, ehvalını bayan kıldı. Etim Nisa Han, yardık teriklar mälistin geldim. Ballarımdan atısını ambal nahaktın nahak ölümge hüküm kıldı. Beş balam yetim kalsa men kandak kılımen. Nisa Han'nın yığısı oylığı bir geldi. İçkirki öydü oltırışkan, Eremsima Hanım bilen Niyazhan Ayla yığızarını anlap ayalının kışığı çıktı. Abduhalık Uygur Nisa Han'dan sordu. Eriniz'nin ismi ne? Yağmol ne mi sebepten onu solagan? Nisa Han yüzünü tosup, öksüp yığılgan peti sözlügele turdi. Balılarımdan atısının ismi ne demla? Onun ismi Taci Ahun. O koyunun koğustek yuvaş hudanın mümin bendisi idi. Yer koşnimiz Yişav diyen baytungan atım ras tötmo yerimizni özünün yerge koşuvalımen dep yürgili 3 yıl boldu karsla. Onunğa yer az mı? O bizni özünün karısı bulgaçka sudun kısıp baylıqıga küçüge dayınıp boza kitip kılmığını kalmadı. Hudayım bar, biz onun zulümüğa çişimizni çişilip çidap keldik. Töt gün agal bizden kevaz deyirgan yerini soğuruş ne ötkelgen. Ballanın atısı, koşnumuz Abdurrahman, Pulat Ahun, üçü, keç, yer soğağılı kətmelerini götürüp çıkıp ketken. Yerim keçi bolganda məldi işler havuşup, vangçon qiyacıya avazlar götürülüp, uyğınıp kettik. Birkemde kulak solgıdak bolsam, balalanın atısı Taj Ahun'nın ''Vay can, adam var mı?'' deyip Sören Sağan ününü anlap kaldım. Çıdap duralmay, işki balamını ergeştirip Yişav'nın cansı aldığı bağdım. O yergi basam, zalim Yişav, Taci Ahun'ni işki hemrayı bilen işki aldıdaki yoğan cücemge çemberças bağlı etipti. İşki balam bilen taş yürek Yişav'ı jığlap durup, yalvurup o ademini koyu etişini etsam. Yişav, ''Eren Taci'' Oğlumun örümçüge çıkıp ketkenden paydalanıp, oğurluk işçe bastırıp girip, yalğız yatkan kelinimge basqonçılık kılmakçı boptu, deydu. İşinin yıldızı bizden töt mo yerimizde. Şair efendim, bizden adam nahak ölüp gitip, beş balam yedim kaladığan boldi. Nisa Han yine avazını koyu etip yığlaşkı başladı. Yığlaş bilen Taci Ahun'ni kutkuzu alanmayımız. Onu ölümge hüküm kıldı dediniz mi? He, yayılar 3 günden keyin çapkıdak deyişu atıdı. Nisa Han yığlaydı. Sevr kılın, özünüzü besivilin. Bizgi bu işte yığız ağrı emez. Akıl paraset yardan bereleydi. Bir pestin keyin Nisa Han yığdın toxtadı. Eğer de hakiki ahval sizden diginizdek bolsa, dedi Abduhalık Uygur, hakikat haman galba kıladı. Töhmet Bühtan'nın haman bürkünü çavuz çıtkı yiyildi. Abduhalık Uygur derhal adam evetip Tömür Cisa Hacı'nı çakırtıp geldi. Tömür Cisa Hacı adalet üçün cenini pida kılıştın mı yanmaydıgan cigerlik dava destur işlerde nahayeti çağır tedbirlik öz zamanısının kanun nizamlarını pişik biladıgan yerlik adukatlarının biri idi. Abduhalık Uygur Tömür Cisa Hacı'nı çakırtıştaki sebep Taci Ahun vakasını sözlep verdi. Yişav diyen bu zomgerinin destedin Puhra'nın can bakmağı bekdes bop getti. Dedi Tömür Cisa Hacı vakanı anlap gazeplengendin kiyin. Bugündün bilek işkili gün kaldı Hacı'ka. Taci Ahun ve onun işki hemrayını ölümden kutuldur valaylı. Dedi Abduhalık Uygur iğir bir sık mücazige mas gelmegen halda aldıraş orundun turup. Tömür Cisa Hacı beşini lanıştıp turup dedi. Özlerinin digerlerden karganda dedi Tömür Cisa Hacı.
tajaqullarının iğir uvalçılıqı uçırğalıqı manumen dapla bilinip durupdu. Əmmaze, bu nahaydı çoğun, yenip çıxmaq bəkkiyin davakin. Mən muşu yaşıq kirib, mundaq çoğun xun davasıq arlaşmağın. Oylap baxsılara, yişav digən turpan təvəsidiki çoğun bayının biri. Onun kilini Kon şəhərdiki hökumət çiriklərinin Lüycangı Madaxənzinin qızı. Yişav bilən Madaxənzi birləşib, ombalni hər sənəmgi dəstələydi. Bu, diyəlləri durus, hacika, dedi Abduxalıq Uyğur. Mən mu bu tərəflərini oylığandım. Bıraq, əqılgı dayanğanda hər qandaq çigiş yipnin mu füçini tapqılı buludu. Durus, dedi Tümür Ciza Hacı təsdiqləb. Abduxalıq Uyğur Tümür Ciza Hacının yınığa sürülüb özünün bu işini qandaq bir tərəf qılış üstüdə oylığan çar tədbirlərini pəs avazda pişirləb, bir mü bir sözləb bərdi. Tümür Ciza Hacı, dəb bişini lınıştıb təsdiqləb olturdi. Abduxalıq Uyğur gipini tügüdüvidi, o, Şundaq qılili, mən yarğa, teriqlar məhəlisgi berib, nəq meydanını bir görüb gilək. Biz, Qudayın buyursa, keşti görüşini. Xoş, dəb oylidin çıxıb kətdi. Abduxalıq Uyğur öydün, Tacaxunnun xudni Nisaxanı çaqırıb çıxıb dedi. Siz, dərhal bir qıza qılıb, tezdin zindanğı berin. Tacaxun bilən çoxum görüşün. Görüşkəndə, Onun bədininin birər yerdə tıqtəkkən jarahat iz barmı yox, obdan səpsilin. Də, hal qalmay bu yərgə kilib, körgənlərinizni mağdəb berin. Bu yərgə kəlginizni, deyişkən gəplərimizni ikinci bir kişigə tınğıcı bolman. Nisa xan, xoş, xoş, deginicə, orundan turub məngişqa təmşilivədi, nemindudur oylab durğan Abduxalıq Uyğur onu toxtutub aldı. Də, yançıqıdın işkisar pulunu çıxırıb, uzutub dedi. Oylab baxsam, üyünüzlər yıraqkən, siz bu pulğa çox məscid aldıdı ki, Muhammed ustamının aşpuzludun tamaq eliblə yürün. Tacaxun, yoxlab kəlgən ayalı Nisaxanğa əhvalını çöndürgən və köynikini selib, bədini də tıq təkkən heç qandaq jarahat izi yoxluğunu görsətkən. Abduxalıq Uyğur Nisaxanğa. Tacaxunnun uruq tuqqalır bar mı? Dəb soridi. Bar. Undaq bolsa, siz bugün öyə qaytib kəştə, cimiki uruq tuqqan cədi cəmətinizlərgə Abdurrahman bilən Polat Axunnun mu uruq tuqqalırıqı eytin. Həmminlər ət digəndə, Koni şəhərgə yamılı berinlər. Adam köp bulsun. Biznin qədimki bir Koni ağatımız bağı. Birər çoğun musibət, Ya ki dəvə dasturğa mansaq, beşimizgə qıl ağamçı yögəb, bilimizgə aq bağlab, 2-3 öylən bir parçı borini tişib, boynumuzgə kiyib mağdıqan. Həm mınlar ətə şunda qılanlar. Ət tümür hacı aqqan bilən işkimiz mə barımız? İkinci günü ətisi ət digəndə Nisaxan uruq tuqqalları və Abdurrahman Polat Axunnun uruq tuqqalları bulub, 40 tək adam beşiqə qıl ağamçı yögəb. Biliga ah pot bağlab. İkisi bir borini teşip töşükten beşini çıkırıp yeni şehirge yitip gelişti. Nisaxan topnun içi de ketivitip vaydat, vaydat dep varqır aytti. Davağı mangan bu bir top adamlar bütün xalqının diqqetini qozğıp etti. Olarga tuşmu tuştan kelip qoşılğan hestaşlıq qılğıcı dertmen dehqanlar, hünervan kasıplar, Hər təbiqidiki adamlar bir qancı yüzgi yetdi. Onlar, vaydat, bizgə adalet gerek. Dəb var qaraşqını da Koni şəhərinin tarqoçisi lərzik kilətdi. Qəzəblənən amma çiriklərinin qoral tanləb tus baqqallarımı pərvaqılışmay, Yamul məhkəmisinin dərvasıdın udul qoru içəgə bastırıb kırıb, ambalının qubul xanısı bolğan datanının işgə aldını qorşu aldı. Onlar Tacı Axun, Abdurrahman,
Polat ahullarga nahaq jaza berilganligini, ularga berildigan ölüm jazasını bekar qilib qo'yib etishni qattiq talab qilishdi. Kishilar Nisoxonga ag'ishib, "Voydat, bizga adolat kerak!" deb to'xtamay cho'qan silishib, mahkama qo'rosini larziga keltirib etdi. Bundoq bo'lishini uxlab tushidimi xiyolga keltirib baxmagan Ambal Xudarin putkoygan to'xodak nima qilarini bilmay qoldi. Dal shu chaqda Abduxoliq Uyg'ur bilan Tumir Jisa Hoji otlarini choptirgan peti yomilning oldiga kelib otdan tushdi-da, qo'ro ichiga ittik minib kirib keldi. Bu ishkaylan o'limga hukm qilg'uchilarning oilalarini elib, Udulla Datanga kirib, Ambalning oldiga keldi. Pokit isbotlarini qo'yib, Ambal bilan qattiq pishqirlashdi. Adolat talab qilg'uchi sadolar xuddi shiddatlik bo'randek gurkiraytdi. Haqiqat oldida Ambal Xudarin suvga tushgan chashqandek shumshuyib qoldi. Uning burunqi hayvisidan asarmi ko'rinmaydi. Yishov chaqirilgan bo'lsa-mu, so'roqqa kelmay vakil avatdi. Abduxoliq Uyg'ur bilan Tumir Jisa Hoji Yishovning Taji kelinimga zo'rlik qilganda kelinim chaydo bilan chopqan deganini isbotlash uchun ikki tarafdan ikkidan to'rt nafar odamga Ambal ikki odamni qo'shib hozirli zindonga avatib tekshirib ko'rishni qattiq talab qilishdi. Xudarin Abduxoliq Uyg'urning bu talabiga amalsiz qo'shildi. Ular Solaxxonga kirib Tajaxun Abdurahmon Polat ahullarining butun badanini to'liq tekshirib chiqdi. Ularning badanida tayoq qamchi izlari bo'lsa-mu, tiqtakkan jaroat izi ko'rinmaydi. Pokit har qachon pokit. Haqiqat oldida haqiqat kushandalarining tili tutilib, hayvis qattiq sundi. Oxiri haqiqat g'alaba qilib, Ambal, Taji Axun va Abdurahmon Polat ahullari ustidan chiqargan Ölüm cezası hükümünü bekar kılgalıqını çakarladı. Zindandaki üç kişini koyup bergüce Polat Axun kattık korkup getkenlikidin yürgü yerilip Solaxxonda can üzdi. Taji Axun bilen Abdurahmon zindandan kutulup salamet çıxdı. 1933 yılı 3. ayının 11. günü partılgan Kumul İnqilabının rehberliki 1932 yılı 6. aydın başlap Hoji Niyaz Hacim, yani 1889'dan 1938'nin qoliga ötüdü. Kumul İnqilabının galibisidin kiyin Mahsud Muhiddi, Mahmud Muhiddi, Abduxoliq Uyg'ur Qatarlıq Turpan Münevverleri tərpidin kurulgan Şarkı Türkistan İstiqal Uyuşmisi Kurallıq İnqilab başlap, qısqa vaqt ichida g'alaba qilib, Jinshurun boshchiligidagi tajovuzchi Xitoyning uvusiga aylangan Urumchiga bevosita tahdid paydo qildi. Buningdan qattiq qo'rqib ketgan Jinshurun Hoji Niyaz Hojim rahbarligidagi Qumul inqilobchilari bilan urush qilayotgan Jallod Shingsay, ya'ni 1897-dan 1970 ga darhol qaytib kelib Urumchini qo'g'dash to'g'riliq telegramma yollaydi. Shuning bilan Shingsay zamonasining eng muntazam qorallari bilan qorallangan 4000 kishilik qo'shuni bilan Urumchiga qarab yo'lga chiqib, tuyuqsiz Turpan shahriga besib kirdi. Dushman kutmaganda tuyuqsiz kelib qolgan bo'lg'achqa hamda o'zidan har jihatda necha hissa kuchlik bo'lganligi uchun Turpan qo'zg'alanchilari amalsız çekinişke mecbur boludu. Kumul inqilabçılardan qattiq dekisini yiyen Jallod Shingsay, Turpan şehirini besib olgandan keyin Uyğur xalqıdan üç ilişki başlaydı. O, Rozi Molla qatarlıq bir kısım yerlik qalçılarının çekimçilik qilish arqısı da Abduxoliq Uyğur qatarlıq bir türküm inqilabçılarını tutup aladı. Shingsay Abduxoliq Uyg'urni Sharqi Turkiston xalq qo'zg'alanining ma'naviy targ'ibotchisi deb qattiq so'roq qiladi. Abduxoliq Uyg'ur tashkilot ham a'zolarini qat'iy qo'g'daydi.
Baştın axırı meydanı indi qalda Şınsay başçılığıdaki tacavuzçı Xitay hakimiyetigə qat'i qarşı durdu. Şınsay'nın barlıq yalvırışları və təhdidləri aldı da axırgıca tiz pükməydi. Uyğur millətinin batır oğlanı, talantlıq şairi, ot yürek inqilabçı Abdıxalıq Uyğur. 1933 yılı 3. ayının 13. günü Jallat Şınsay qoşunları tərəfindən 17 nəfər səbdişi bilən birgə Turpan şəhərini aylandırıb sazay qılğandan keyin Yeni şəhər Qazıxanı məscidinin aldıda qılıç bilən çəpib qətli qılınıdı. Abdıxalıq Uyğur boynuğa qılıç urulğan vaqtdımı qılıç qorxub qalmasdan qaddini tik tutqan halda Məğrur durub. Yox olsun tacavuzçı, işğalçı Xitay. Yaşasın müstəqillik. Dəb yanraq avazıda şuar toğlab batırlarca şehit buludu. Abdıxalıq Uyğur şehit qılınğan çağda texi 32 yaşda idi.